Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni nesil üstü sayılar sorularından devam edeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Burada bize bir tanımlama verilmiş yine. X, x kareye eşit burada. Üçgen içerisindeki x sayısı 3x'e eşit. Dörtgen içerisindeki yani dik dörtgen içerisindeki sayı 4x'e eşit. Şimdi burada örneğini yapmış. 6 ne olacak arkadaşlar? 6'nın karesinden 36 gelecek. Neden bu? X kare diye tanımlanıyordu. Üçgen içerisindeki şekil 3 katını alıyorduk içerideki sayını. İçerideki sayı 5. Bu 5 neye eşit? 5'in karesine eşit. Buradan ne gelir? 75. Şöyle bir şekil olduğu zaman içerideki sayının karesini alıyoruz. Sonra üçgen olduğundan 3 ile çarpıyoruz. Dörtgen olduğundan 4 ile çarpıyoruz. O zaman bunu biz nasıl ifade edeceğiz? En dışta dörtgen var. 4 dört çarpı. içeride üçgen var. Çarpı. Daire içerisinde, içerisinde Daire içerisinde A'yı nasıl gösteriyorduk? Bakın x kare olarak. İçerideki sayı A ise A kare diyeceğiz. Eşittir 432. Burada yapacağımız işlem 432'yi sadeleştirelim. 4'le çarpa 4'e bölersek nedir bu? 4 çarpı 108'e eşittir. Bakın buradan 4'ler gitti. 3'e böldüm 1. 3'e bölersem ne gelir buradan? 108'i 36. Yani A kare eşittir 36. Ve bu durumda A ne gelecektir? 6 gelecektir. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki çokgen içerisindeki sayı ile arasındaki bir ilişki vardır diyor. Üçgenin içerisinde m sayısı m üzeri 3 bölü 3'e eşit. Yani içerideki sayının 3. kuvvetini alıp 3'e bölüyor. Burada içerideki n sayısının 4. kuvvetini alıp 4'e bölüyor. Burada içerideki p sayısının 6. kuvvetini yani kenar sayısının bir fazlasının kuvvetini alıyor. Kenar sayısını bölüyor. Buna göre şu işlemin sonucunu soruyor. Ne diyeceğiz? Üçgen içerisinde 5 olduğundan 5 üzeri 3 bölü 3 diyeceğiz. Çarpı dörtgen içerisinde 4 dört olduğundan 4 üzeri 4 bölü 4 diyeceğiz. Bölü beşgen içerisinde 2 var. 2 üzeri 6 bölü 5 diyeceğiz. Burayı düzenlersek ne olur burası? Şurada e, sadeleştirmeleri yapalım. 5 üzeri 3 bölü 3 dedik çarpı. Şuradan bir tane 4 de bir tane 4 gitti. Ne olacak? 4 üzeri 3 kaldı burada. Aşağıda 1 kaldı. Bunu da ters çevirip çarparsak 5 bölü 2 üzeri 6 oldu. Bakın şu 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarsak 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti buradan ne gelir? 2 üzeri 6. O zaman 4 üzeri 3 de 2 üzeri 6 da gitti. Ne kaldı? 5 üzeri 3 çarpı 5 nedir? 5 üzeri 4 bölü 3'tür. 5 üzeri 4 de 625'e eşittir. Ne olacak? 625 bölü 3 gelecek. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman yine burada bir modelleme var. Soldaki sayı tabana yazılıyor. Sağdaki sayı üstse yazılıyor. O zaman aynı şekilde modelleyelim. Soldaki eksi 2'yi tabana yazdık. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti artı. 3'ün ikinci kuvveti e artı. Eksi 15'in sıfırıncı kuvveti olacak. 2'nin e üçüncü kuvveti yani eksi 2'nin üçüncü kuvveti ne yapar? Eksi 8 yapar. 3'ün ikinci kuvveti artı 9 yapar. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neye eşitti? 1'e eşitti. Buradan eksi 8 artı 10 geldi. Toplarsak ne olacaktır? 2 gelecek. Dördüncü soruya baktığımızda Türkiye genelinde yapılacak bir deneme sınavına katılacak öğrencilerin başvuruları alınmış ve sınava girecekleri 2048 tane okul belirlenmiş. Şöyle diyelim 2048 okul belirlenmiş. Bu okulların her birinde 16 sınıf varmış arkadaşlar. Ve her sınıfta da 16 tane tekli sıra varmış. Sınava giren öğrenciler tüm sıraları doldurduğuna göre sınava giren öğrenci sayısı kaçtı? 2048'i biz nasıl ifade ederiz iki cinsinden? 2 üzeri 11 şeklinde ifade ederiz. 211 2 üzeri 11 tane okul var. E her birinde 16 sınıf varmış. O zaman ne diyeceğiz? çarpı 16 sınıf vardır. Çarpı her sınıfta 16 sıra olduğunda 16 tane toplam sıramız olacak. O zaman bizim öğrenci sayımız bu çarpma işleminin sonucu olacak. Ne diyeceğiz? 2 üzeri 11 çarpı 16'yı da 2 cinsinden yazarsak 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4. Tabanlar aynı bakın üstleri toplarsak 11, 4, 15, 4 daha ne yapacaktır? 2 üzeri 19 yapacak. Beşinci sorumuza baktığımızda şekilde verilen Samanyolu galaksinin çapı yaklaşık 100 bin ışık yılıdır demiş. Şöyle diyelim 100 bin ışık yılını biz nasıl ifade ederiz? 10 üzeri 5 şeklinde ifade ederiz. Çapımız bu. Bir ışık yılı yani 10 üzeri 5 ışık yılı arkadaşlar. Işık yılı. E şimdi bir ışık yılı da kaç kilometreymiş? 10 milyon kilometreymiş. Yani 10 üzeri kaç tane sıfır var? 9, 10 tane sıfır var. 10 üzeri 10 kilometre ışık yılı. 1 kilometre, bir, bir, tane ışık yılı 10 üzeri 10 kilometreymiş. O zaman 10 üzeri 5 tane ışık yılı kaç kilometre olur? 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 10 kilometre olur arkadaşlar. E tabanlar aynıysa üstleri toplarsak buradan 10 üzeri 15 geldi. O zaman bu galaksinin çapı ne olacaktır? 10 üzeri 15 kilometre olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda iç içi olan en tane çemberin içine yazılan bir x doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile şu sayı ifade ediliyor, elde ediliyor. Şimdi burada örnek vermiş bize kaç tane çember var burada? 5 tane çember var. Ne yapmışız? 5 artı 1 demişiz. Bir fazlasını almışız. İçerisindeki sayı 2. 2'nin de 5 eksi 1. kuvveti. O zaman şunu açalım bakalım. Kaç tane çember var burada? 1, 2, 3, 4 tane çember var. O zaman ne diyeceğiz? 4 artı 1 çarpı 3 üzeri ne diyeceğiz? 4 eksi 1 diyeceğiz. Hemen ardından şuna bakalım. Arada artı var. 3 tane çember var. O zaman 3 artı 1 çarpı içerisindeki sayı 4. 4 üzeri 3 eksi 1 diyeceğiz. Buradan eşittir dersek 5 çarpı 3 üzeri 3 artı 4 çarpı 4 üzeri ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi burayı açarsak ne olacak? Şurası 27 yapıyor. 27 ile 5'i çarparsak 135 yaptı. Artı burası 4 üzeri 3 yapıyor. 4 üzeri 3 de 64 yapar. Bunları toplarsak ne olacaktır? 130, 160, 199 olacaktır. 7. sorumuza baktığımızda x, y, z gerçek sayıların sayı doğrusunda gösterimi hangisidir diye soruyor. Şimdi burada x küp eşittir 27 verilmiş bakalım. Hangi sayının küpü 3, 27'dir? O zaman 3'tür. O zaman x buradan ne geldi? 3 geldi. Şimdi y üzeri 4 82 verilmiş arkadaşlar. Eğer y eşittir 3 olsaydı 3 üzeri 4'ten ne gelecekti? 81. Ama bize ne verilmiş? 82 verilmiş. Demek ki y sayısı 3'ten biraz büyük bir sayıymış. 3 küsür bir sayı. Şimdi z'ye bakalım. z üzeri 5 eşittir 240 verilmiş arkadaşlar. Şimdi buna göre eğer z yerine biz 3 yazsaydık 3 üzeri 5 neye eşit olacaktı? 243'e. Ama z üzeri 5 240 olmuş. 243'ten küçük bir sayı olmuş. Demek ki bizim z sayımız 3'ten biraz küçük bir sayıymış. Yani 2.99 gibi bir sayıymış. Yani sayı doğrusunda z sayısı 3'ün sol tarafında yer alacak. y sayısı 3'ten büyük. y'de ne olacak? 3'ün sağ tarafında. x ise tam 3'ün üzerinde olacak. O zaman bunu sağlayan şıkkımız bakalım. E şıkkına baktığımız zaman x tam ortada. Z x'in 3'ün sol tarafında. Y 3'ten az bir şey fazla sağ tarafında. O zaman doğru cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi burada da bir modelleme var. Ne demiş? A bölü B demiş. Üzeri C eksi D demiş. Bakın aynı mantıkla şurayı modelliyoruz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? A bölü B. Yani yukarıdaki sayı 2. Eksi 3. 2 bölü. Şöyle diyelim. 2 bölü. Eksi 3. Üzeri. Şurayı silelim. Kafamız karışmasın. Üzeri. Ne demiş burada? C eksi de. Burada C denilen sayı 6. 6 eksi 4. Artı dedik. 3 bölü 4. Üzeri. 5 eksi ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Buradan ne gelecek? 2 bölü eksi 3'ün 6'dan 4 çıktı. 2 yaptı. Artı 3 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti oldu. Şimdi buranın karesini alırsak 4 bölü 9 gelecek. Artı. Buranın karesini alırsak ve eksili kuvvetten ters dönecek. Ne olacaktır? 16 bölü 9 gelecek. Bunları toplarsak 20 bölü 9 bizim cevabımız olacak. Dokuzuncu soruya baktığımızda siyah zeytin, yıllık siyah zeytin üretimi 9 üzeri 6 kilogrammış. Yani 3 üzeri 2 yazarsak 9 yerine, 3 üzeri kaç kilogrammış? 12 kilogram. Yıllık yeşil zeytin üretimi, siyah zeytin üretiminin 1 bölü 81'i kadardır. Yani 3 üzeri 12 çarpı 1 bölü 81 diyelim. 81 nedir? 3 üzeri 4. Buradan yukarıdaki üstten aşağıdakini çıkartırsak 3 üzeri 8. O zaman şöyle diyelim, siyah zeytin diyelim, bir de yeşil zeytin diyelim. Siyah zeytini yıllık 3 üzeri 12 kilogram üretiyoruz. Yeşil zeytini ise yıllık 3 üzeri 8 gram üretiyoruz. Şimdi Üretilen siyah zeytinlerin 1 bölü 9'u e, kiloluk paketler halinde satılıyormuş. O zaman 3 üzeri 12'nin 1 bölü 9'unu alacağız. Bu da nedir? 3 üzeri 2'dir. 12'den 2'yi çıkartırsak 3 üzeri 10 diyeceğiz. Yani bu zeytinlerin 3 üzeri 10'u kiloluk paketlerde satılıyormuş. Dolayısıyla bizim 3 üzeri 10 tane poşete ihtiyacımız var. Burada da 3 üzeri 8 var. Yeşil zeytinlerin 1 bölü 27'si kiloluk paketlere satılıyormuş. O zaman 3 üzeri 8'in 1 bölü 27'sini yani 1 bölü 3 üzeri 3'ünü alırsak ne yapar? 3 üzeri 5 yapar. Buna göre kiloluk paketlerle satılan siyah zeytin miktarı şu yeşil zeytin miktarının kaç katıdır diyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaç katıdır? 3 üzeri 10'a 3 üzeri 5'e bölersek kaç katı olmuş oluyor? 3 üzeri 5 katı olmuş oluyor. Cevabımız 5. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.